أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أكرموا العلماء ووقروهم وأحبوا المساكين وجالسوهم وارحموا الأغنياء وعفوا عن أموالهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan rızam aleyhi bir salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtar, dar, baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İkra'ul Kur'an. Kur'an okuyun. Fe innallah teala, çünkü Allah Zülcelal Hazretleri la yuazzibu kalben ve al Kur'an. Ve al Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, içine almış, içinde taşıyan kimseye öyle bir kalp sahibi insana Allah azap etmez. Azap etmez. Onun için Kur'an'ı ezberleyin, okuyun, belleyin. Kalbinizde Kur'an ölçüsüne göre şerefiniz artar. Tam ezberlersiniz, cennetin en yüksek makamına uçarsınız. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Oku der Allah. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Oku. Takılmıyor. Oku. Her ayet okudukça bir derece yükseliyor. Minel cinneti ve nas deyince kadar hiç takılmadan okuyor. Cennetin en yüksek makamına bu hameli Kur'an çıkacak. Peygamberimiz haber veriyor. Kalbinde Kur'an var çünkü. En yüksek makam ulaşacak. Kalbinde Kur'an olana da Allah azap etmez. Kur'an olan, Kur'an cehenneme girer mi ya? Adamı cehenneme sokarsa Kur'an'ı cehenneme sokmuş olur. Evet, onun için içinde Kur'an'dan ayet olmayan kalp harap kalptir. Şerefsiz kalptir. Her mümin şereflidir. Neden? La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. La ilahe illallah da fa'lem ennehu la ilahe illallah Kur'an'dan ayettir. Muhammedun Resulullah yine Kur'an'dan ayettir. Hiç başka bir şey bilmese bile bunu biliyor ya, söylüyor. Bunu söylemeyen zaten mümin olamaz. Her müminin kalbinde ayet vardır, Kur'an vardır. Onun için müminler inşallah cehenneme gitmeyecek. Yanlış işlerini Allah affedecek, peygamber şefaat edecek. Umudumuz öyle, müjdeler öyle. Yine Allah bilir tabii, hakim o. Ama Kur'an'ı cehenneme sokmaz Allah. Besmele'yi bilmeyen mümin var mı? Evet, Besmele 19 harf. Besmele Kur'an'dan. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Sabah melkesi Belkıs. Süleyman Aleyhisselam ona şey yazmış, mektup. Müslüman ol. İtiraz etme, yoksa gelirim, ezerim sizi, tehdit ediyor. Başında da Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Besmele, hamdele, salvele, İslami başlama usulü. O kadın da kraliçe, vezir vizirasını topluyor, güçlü bir devletleri var, zengin bir devletleri var. Yemen'de, Sana'da çok zengin topraklar. Hep tarihte orada zengin insanlar yaşamış.
şimdi çok kötü durumdalar da burası güzel yerler. Bak böyle, bak Süleyman'dan geliyor bir mektup var elimde. İnnehu min Süleyman'a. İşte bu mektup Süleyman'dan. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Kur'an'da var bu. Evet, bu Kur'an'da var. Neml suresinde, Sebe suresinde var. Kur'an'dan ayet. Bismillah'ı bilmeyen var mı burada? Yok. Her mümin besmeleyi bilir ya. Besmele 19 harf diyor alimler. Evet. La ilahe illallah 12 harf. Besmele 19 harf. Saydınız mı hiç? Bunlarla uğraşmadık ki biz. Evet. Besmele 19 harf. Kalem suresinde diyor ki aleyha tis'ata aşar. Cehennemin 19 zebanisi var. Kur'an'la sabit 19 zebanisi var. Cehennemin görevli meleklerine zebani deniyor. Şimdi adamı Yakup Hoca götürüyorlar. Mahkemede mahkum olmuş. Evet, mümin ama şeyleri de var, yanlış şeyleri de var. Yakup Hoca götürüyor görevli melekler. Götürüyorlar cehennemin kapısına. Besmele'nin B'si diyor ki Sebaniye, ben buradan bunu sokmam. Ya beni dışarı alacaksınız? Bu benim arkadaşım. Bu adam yatıyor besmele. Yiyor bismillah. İçiyor bismillah. Yatıyor bismillah. Kalkıyor bismillah. Evden çıkıyor bismillah. Eve giriyor bismillah. İşe başlıyor bismillah. Beni dilinden hiç düşürmedi. Bu benim arkadaşım. Ben bunu yalnız bırakmam. Ya beni de sokun içeriye. Ya da ben bunun girmesine karşıyım. Besmele'yi içeri sokarlar mı ya cehenneme? Git ya diyor, git başka yere. İkinci adama götürüyorlar. Cehennemlik çünkü öyle hüküm giymiş. Bu deva sin diyor ki bismillahim sini. Bu benim arkadaşım. Ben bunu sokmam. 19 zebaniyin hepsine de besmele sokturmaz diyor. Açıkta mı kalacak adam? Götürürler cennete. Besmeleyi dilinizden düşürmeyin onun için. Tabii şarap içerken besmele çekilmez. Sen yasak etmişsin ama senin adın kul olarak içiyorum demek, Allah korusun, el iyazu billah, kafirliktir ya. Senin emrini dinlemiyorum. Aynı şeytandır. Şeytan secde edin dedi ya. Allah şeytana secde edin buyurmadı mı? Allah yok demedi şeytan. Dinlemiyorum dedi. Etmiyorum. Şarap içerken besmele çeken adam aynı onun konumuna düşer. Kafirlerin o başı oldu. Evet, Allah'ı inkar etmese bile emrine böyle res çekmek şeytanlıktır, kafirliktir. Besmele çekilmez şarap içerken. Zinaya başlarken besmele çekilmez. İyi şeylere, mubah şeylere. Yani Kur'an'dan parçadır besmele. Kur'an'ı evet Allah cehenneme sokmaz. Onun için ne kadar çok Kur'an'da kalbinizde Kur'an'dan ayet sure varsa işiniz o kadar garantili olur. Yalnız bak yukarıda da söyledik. Gereğiyle amel etmezseniz aleyhinize delil olur. Beni bu ezberledi, hiç gereğini yapmadı. Bana saygı göstermedi, dinlemedi beni. Aleyhinize şahit olur bu defa. Evet, buna dikkat edeceksiniz. Evet, kalbinde Kur'an olan bir mümini Allah Kur'an okuyun, ona azap etmez. Onun için ezberleyin Kur'an'ı, düşünün ve Kur'an'ın hükümleriyle amel edin. Amel edin. Ama adam ezberlemiş, uygulamamışsa, Kur'an'ın sınırlarını çiğnemişse, evet, o Kur'an'a muhafızlık yapmıyor demektir. Böyle kalp Kur'an kutusu olamaz. Kur'an muhafazası olamaz. Bu müjde ona değil diyor. Bu müjde ona değil. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki ekrimu el Kur'an. Kur'an'a ikram ediniz. Neden? Çünkü kıyamet gününde Kur'an-ı Azimüşşan şefaatçi olacak. Böyle ezberleyip de gereğini yapanlara, unutmayanlara şefaatçi olacak. Kur'an şeyden ibaret, kelamdan ibaret. Evet. Allah yaptığımız iyiliklere veya kötülüklere kişilik verecek.
cisim halinde suret verecek onlara. Kur'an'a da suret verecek. Sıle-i Rahim'e de suret verecek. Sıle-i Rahim yapmayanlara öyle diyor Peygamberimiz. Arşın eteğine, perdelerine yapışmışlardır. Allah'ım benim hakkımı yiyenlere sen merhamet etme diye Allah'a şikayette bulunurlar. Kişilik veriyor böyle insan gibi. Aynı Kur'an'a da kişilik veriyor orada, suret veriyor. Bu beni ezberledi, dediğimi yapmadı, unuttu. Sen de buna merhamet etme der, aleyhinize şahitlik eder. Böyle olmayanlara ikram edin. Siz de unutmayın. Kur'an'a ikram edin. وَلَا تَكْتُبُهُ عَلَى حَجَرٍ Kur'an taşa yazmayın. Yazdığınız zaman çıkmaz. Şimdi mermere Kur'an ayeti yazmış. Dünya bir karara duruyor mu? Şimdi Bulgaristan'da, Yunanistan'da bir zamanlar değil mi komünizm vardı? Yıktılar o Kur'an yazılı ayetleri, ne yaptılar? Tuvalet taşı yaptılar. Kaldırımlara taş yaptılar. Üstüne oturdular. Oturanlar kafir. Onun için taşa yazmayın Kur'an'ı. Kalır orada, sonra böyle hakaretlere gider. Evet, onun için taşa yazmayın. Ona zillet sebebi olur. Vela mederin, kerpice de yazmayın. Kerpice yazdınız mı mürekkep içine girer. Silemezsiniz. Silemezsiniz. Silinmeyince de o kerpici bir hakaret edilecek yerlere atarlar. Kur'an'a hakarete vesile olmuş olunur. Taşa yazmayın, kerpice de yazmayın. Velakin uktubuhu fima yumha. Gerektiğinde imha edilecek şeylere yazın. Mesela kağıda. Mesela kağıda yazın. Kağıdı yakarsın, kaybedersin. Öyle bir tehlike olduğu zaman onun için kağıda yazın. Öyle diyor. Silinmeyen, izale edilmeyen yerlere yazmayın. Ama dikkat edin. Ve la temhuhu bil buzaki ve temhuhu bil ma'i. Kur'an'a hakaret edilecek. Öyle bir durum var. Onu silin. Hakaret görmesin. Bu maksatla. Ama tükrüğünüzle silmeyin. Tükrüğüyle silmek hakarettir. Kur'an'ı tükrüğüyle silmeyin. Suyla silin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saygı gösterin. Saygı gösterin. Evet, Kur'an'a saygı gösterin. Saygı gösterecek davranışlar yapın. Şimdi Kur'an'a saygı göstermek. Yastık yapıyor Kur'an herif. Hazreti Ömer bulup gelmek lazım o herife. Bir duman eder onu. Yastık mı ya Kur'an? Başının altına koyuyor, uyuyor öyle. Bir de okuyor okuyor, ondan sonra affedersiniz kıçının altına koyuyor. Bunlar hakarettir. Normalde hakaret hareketlerdir bunlar. Horlama hareketleridir. Çok sevdin, saygı duydun bir şeyi, sen hiç yastık yapar mısın? Üstüne oturur musun? Kur'an en büyük saygın şeydir. Yastık yapılmaz arkadaş. Minder yapılmaz arkadaş. Üstüne oturulmaz arkadaş. Evet. Kur'an mezbelelik, pis, kir yerlere atılmaz. Ayak altına atılmaz. Onun için dedi, taşa yazmayın. Bak, çiğnenir. Yukarılara konur. Okurken bile göğsün hizasına konur. Saygı alameti bunlar. Saygı alameti. Evet, Kur'an'a saygı. Dinlemek Kur'an'a saygı. Vır 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 konuşuyor. Kur'an'a saygısızlık yapıyorsun. Hesabını vereceksin. Niye konuşuyorsun? Çok acil bir durum varsa tamam. Ama gır gır geçiyor orada. Çok yanlış şeyler. Evet, sakın Kur'an'ı yere atmayın. Sakın Kur'an'ı yere atmayın. Üstüne basmayın. Basılacak yere koymayın. Gördüğünüz zaman kaldırın. Besmele Kur'an'dan. Evet, Bişr-i Hafî diye
bir zat var. Bu adam süper zeki. Zeki olmayan adam evliya olamaz zaten. Hepsi evliyaullah dahi insanlardır. Dehasını iyi yolda kullanınca fırlayıp gidiyorlar. Kardeşi çok büyük alim. Salih insanlardan. Bişir Hafî de sarhoş, kumarbaz. Çalıyor, çırpıyor öyle. Hayatı öyle. O alim olan, salih olan kardeşi rüyasında o söz dinlemeyen, işkici, kumarcı, sefil hayat süren kardeşini cennette görmüş. Kalkmış tövbe istiğfar etmiş. Şeytan benimle oynadı diye. Kumarcı adam cennete mi gider ya? Akşamcı, hırsız. Ertesi gün yapmış, okuyor yaza yatıyor yani. Kini cennette görmüş o kumarbaz sarhoş kardeşini. Gene tövbe istiğfar etmiş, şeytan gene oynadı benimle diye. Allah'a sığınmış. Üçüncü gün gene görmüş. Oyun üçe kadar. Yok demiş, bu oyun değil. Bunda bir şey var. Gitmiş. Ulan demiş, kepaza. Sen ne yapıyorsun? Abi ya ne soruyorsun ya? İşte ben buldum içiyorum. Bulamadım mı gidip çalıyorum. Hayatım böyle gidiyor işte. Biliyorsun, niye soruyorsun ya? Hayır hayır. Söyle bakayım. Ne yaptın bana, iyi söyle. Çünkü adam işte var, cennette görmüş onu. Ya abi geçen gün giderken yine içmeye gidiyordum yani. İşime gidiyordum. Giderken çamurun altında bir kağıt gördüm. Evet. Bir baktım besmele yazılı üstünde kağıtta. Abi besmele çamurda kalır mı ya? Hemen aldım onu. Bezle sildim, mendilimle sildim. Eve getirdim. Rafa koydum yukarıya. Ulan köfte hor. Cennetliksin. Cenneti kazanmışsın. Besmele Kur'an'dan ya. Ayet ya besmele. Besmele'ye olan bu saygından dolayı, ikramından dolayı Allah senin hepsini affetmiş. Cennetlik gördüm ulan seni. Hem de üç defa gördüm. Sahim abi evet. Öyle bir tevbe etmiş ki zaten kabiliyetli adam, birdenbire o da evliya olmuş. Kur'an'a saygı. Onun için arkadaş, Kur'an nerede görseniz saygı. Yukarıda tutacaksınız, yukarıya koyacaksınız, aşağılara atmayacaksınız. Evet, saygı göstereceksiniz Kur'an'a. Okunurken dinleyeceksiniz. Bu cümleden olmak üzere şimdi öyle bir ortamdasınız. Evet, Elmalı Hamdi Yazır Hoca tefsirinde radyodan okunan Kur'an'ın binde bir ihtimali vardır diyor. Kur'an olmasına binde bir ihtimal. Çünkü o akistir diyor, Kur'an değildir. Ama binde bir de olsa, şimdi kahvede Kur'an okunuyor. Devlet radyosunda Kur'an okunuyor. Kahvede şeş, düşeş, ha falan. Kahveci efendi, senin adın Mehmet, Hasan, Ali. Herif şeş, düşeş deyip durur. Kes şu Kur'an'ı. Bak saygısızlığa şey oluyor. Saygısızlığa. Adam meyhanede, o meyhanede de var radyo. Orada Kur'an okunuyor, orada içiliyor. Kes ya. Arkadaş, kes. Aksi halde bir de Kur'an'a saygısızlık maddesinden kapıyı yutacaksın. Zaten işin kötü. Evet, böyle. Kur'an'a saygı duyulmayacak yerde dikkat et, okuma. Sen sebep oluyorsun ona. Okuma. Evinde insan Kur'an okur. Evinde Kur'an okumak lazım. Melekler iner, rahmet iner, bereket iner. Dirlik düzenlik olur. Her akşam çoluk çocuğu toplayıp 15-20 dakika ne kadarsa yani okumak lazım Kur'an'dan. Nur yağsın, bereket yağsın, rahmet yağsın. Dırıltı zırıltı kalmasın. Güzel hava olsun. Saadet, mutluluk uçsun evde diye. Kur'an okumak lazım. İyi de evin yolun kenarında. Arkadaş, sokaktan geçiliyor. Camın açık yaz günü. Sen de sesli okuyorsun. İyi adam geçse. İşi var. Otobüse yetişecek. Pazara gidecek. Kur'an'ı dinlemese olmaz. Emir var. Kur'an'ı dinlemek farz ya. dinlese işinden kalacak.
adamı zor duruma dokma. Onun için öyle durumlarda adam ne yapsın ya, o da müşkül durumda kalır o zaman. Camını kapat veya sesini yükseltme. Okuyacağın zaman, bu da Kur'an'a saygıyı sağlamak da görevimiz. O da görevimiz, buna da dikkat edeceğiz. Kur'an'a saygı duyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkram edin böylece, taşa, kerpice yazmayın, silin, silin, izale edin çiğnenmesin diye. Tükürükle silmeyin, suyla silin, hakaret olmasın diye Ayşe anamızdan Deylemi nakletmiş bu hadis-i şerifi. Evet, benim dedelerim müderris hep. Şimdi eserlerini tozların toplaklarının arasından buldum, tercüme ediyorum. Kapandığı zaman, medreseler kapandığında 400'e yakın yatılı talebesi var medresenin. 1000 ya yakın da gündüzlü öğrencisi var. Kitapları var tabii. İlim kitapsız olur mu? Medrese kitapsız olur mu? Evet. İşte jandarmalar geliyor. Her yere böyle şeyler buldu mu kaybediyorlar. Öyle bir devir geçmiş ya. Demiş ki yarın demiş jandarmalar gelecek. Kitapları demiş gömeceğiz. Çünkü çiğneyecekler, yırtacaklar. Onlar hakaret edeceğine merasimle defnetmiş, kuyu kazdırmış, defnettirmiş. Bir kısmını da herkes evlerine götürmüş, saklamış. Ben o evlerine götürülen nereden buldum işte bu şeyleri? 1950 senelik kitap var, yazma. Evet. Ağlaya ağlaya söylemiş bunu, defnettirmiş. Hakareti önleyeceksiniz Kur'an'a. Kur'an yazısı olan şeylere hakareti önleyeceksiniz. O saadet işte bundan dolayı, bu hadisten dolayı defnetmiş onu, çiğnemesinler, yırtmasınlar, hakaret etmesinler diye. Onun için kafir ülkesine falan giderken Kur'an götürmeyin diyor. Böyle durum olacaksa, çünkü kafir eline geçirdi, bunu hakaret edecek, yırtacak, çiğneyecek ayağına. Buna sebep olmayacaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Taşa, toprağa yazmayın dediği de o yani. Toprağa yazarsanız gelir çiğne birisi ya. Buna siz sebep olsun. Ha, hafızı öğretiyorsunuz. Samut duymuyor. Ha, yazarsın, kaybedersin, düzlersin. O ya Kur'an yazısını kaybedersin ki hakaret olmasın Kur'an'a diye. Bunlara dikkat edin diyor. Bunlara dikkat edin diyor.